Herkese merhabalar ee, sevgili meslektaşlarımız bugün Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği'nin önemli bir webinarıyla karşınızdayız hepimizin e, özellikle yardımcı üreme tekniklerini kullanan e, meslektaşlarımız veya bir yönde de e, bir çeşit e, gebelik takibi yapan meslektaşlarımız veya Tedavi edip infertilite tedavisi yaptıktan sonra ve veya infertilite tedavisi olmadan e, gebe kalan e, kadınların e, bir yönde gebelik kayıplarının tekrarlayan şekilde olmasıyla ilgili sorunları bugün iki önemli meslektaşımızla tartışacağız. Sizlerden sorular alacağız. Güncel verilerin ışığında da bir şekilde size eve götüreceğiniz mesajları vereceğiz. Bugün çok önemli bir kardeşimiz var. Genç fakat çok dinamik bir meslektaşımız ilk sunuyu yapacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Kadın Hastalık ve Ana Bilim Dalından Üreme Tıbbı bölümünde ünitesinde çalışan sevgili doçent doktor Vehbi Yavuz Tokgöz. Kendisi bizlerle birlikte. ilk konuşmada e, tekrarlayan implantasyon başarısızlığının tanı, testler ve yönetim Yani nasıl tanıyacağız, nasıl testlerle bu tanıya yardımcı olacağız ve bir çeşitli tedavisi ve yönetimi nasıl yapacağız? Buyurun e, sevgili e, Vehbi Yavuz Tokgöz. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Timur Hocam. E, bu... Webinar çerçevesinde burada konuşma fırsatı e, bulduğum için e, Üreme Tıbbı ve C.R.I.S. Derneği e, Yönetim Kurulu'na e, teşekkür etmek istiyorum. E, benim e, konum tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları nedir? Tanım olarak e, neyi kullanacağız? Nasıl, e, hangi testlerle ve yaklaşım olarak neleri belirtebiliriz veya neler yapmamız gerekiyor? Bunları özetlemeye çalışacağım sizlere. E, implantasyon süreci tabii ki nedir? Nasıl ilerler sunum planı olarak? Sonra başarısızlık nedir? E, tanımda karmaşa var mı? Bunlarla ilgili bir e, durumu aktarmaya çalışacağım ve tekrarlanan implantasyon başarısı değerlendirmesinde testler ve yaklaşımımız nasıl olmalı? Şimdi implantasyon, biliyoruz ki embriyo ve endometriyum arasında çok ciddi ve etkin bir iletişim ilişki olması lazım ki implantasyon etkin bir şekilde gerçekleşebilsin ve bizim açımızdan yardımcı üreme e, tedavileri açısından oldukça önemli bir süreç. Belki de en, en önemli, en etkili ve başarıyı sağlayan en etkin süreç. Burada tek başına embriyo mu etkili yoksa uterin reseptivite de burada bir etkinliğe sahip mi? E, buna bakacak olursak sanki çalışmaların, eski çalışmalar özellikle tek başına embriyonun etkisi sanki üçte bir gibi. Reseptivite, uterin reseptivite daha ön planda gibi e, bildiren bir takım çalışmalar var ancak tabii ki yeni çalışmalarla bu konsept belli oranda da değişebilmekte. Şimdi implantasyon sürecini biliyoruz. Yaklaşık dördüncü, beşinci gün gibi embriyo uterin kaviteye giriyor ve daha sonrasında hatching gerçekleştikten sonra implantasyon sürecinin apolisyonu, adezyonu ve invazyonunu gerçekleştirerekten implantasyon sürecini tamamlamış oluyor. Burada peki implantasyonu ne aralıkta gerçekleştirecek? Human Reproduction'da 2021'de yayınlanan bir makaleden bir görsel. Aslında implantasyon penceresi dediğimiz aralık oldukça dar. Yani yaklaşık bir 48 saatlik süreye denk geliyor. Ovülasyondan sonraki 7 ila 10 gün arasındaki sürede başlayıp bu aralıkta yaklaşık 48 saatlik bir süre içerisinde implantasyonun gerçekleşmesi. Yani endometrium ve embriyo arasındaki crosstalk'un gelişmiş olması gerekiyor. Peki implantasyon başarısızlığı nasıl belirlenecek? Başarılı implantasyon nedir? İmplantasyon oranı nedir? Biz bunları nasıl belirleyebiliriz? Burada aslında en belirgin yaklaşım trofoblast invazyonunun bir göstergesi olan serum hcg pozitifliği gibi duruyor. Yani serum hcg pozitifliği aslında implantasyonun bir göstergesi. Yani embriyonun implantı olduğunu, trofoblastların invazyonunun başladığını ve böylelikle de hcg pozitifliğinin ortaya çıktığını bildirmekte. Şimdi bununla ilgili implantasyon oranını biz neye göre belirleyeceğiz? Burada bir takım farklılıklar var. implantasyon oranının gestasyonel kesinin transfer edilen embriyo sayısına bölünmesiyle, Hesaplanması gerektiğini e, bildiren yayınlar veya sonuçlar olmasına rağmen SART bununla ilgili e, fetal kardiyak aktivitenin pozitifliği olan bir e, gestasyonel kesebe e, gebelik durumunun transfer edilen embriyo sayısına bölünmesiyle olan oranı kabul etmek gerektiğini ve kendi verilerinde bunları kabul ettiklerini bildirmiş durumda. Ancak burada tabii ultrason öncesi kaybolanları belirleyememe gibi bir problemle aslında karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki implantasyon başarısı veya başarısızlığına neler neden oluyor veya buradaki faktörler neler diye bakacak olursak e, maternal immün sistem önemli annenin immün sistemi etkin olmalı veya rejeke edecek bir negatif reaksiyon vermemesi gerekiyor ki embriyoyu implantasyon için e, alabilsin çiftin ve embriyonun genetiği önemli genetik olarak öploid yani normal bir genetiğe sahip bir embriyo olmalı e, annenin endometriumunda da normal bir genetik olmalı ki bu implantasyon gerçekleşsin. Anatomik bir takım problemlerin olmaması veya varsa bunlar başarısızlık nedeni olabilir. Hematolojik bazı problemler, trombofiller, genital traktaki mikrobiyomlar son yıllarda oldukça revaçta yapılan çalışmalar sonrasında ve endokrin çevre bizim ovarian stimülasyonla birlikte oluşturduğumuz belki iatrojenik bir takım endokrin çevrelerde burada problemlere yol açabilir ve embriyo-endometrium senkronisinde bir bozukluk, bir problem neticesinde burada bir implantasyon başarısızlığı ile e, karşılaşa biliriz. Biliyoruz ki iyi ve kaliteli bir embriyo gerekiyor implantasyon için. Reseptif bir endometrium gerekiyor ve iyi bir embriyo transfer tekniği uygulamamız gerekiyor. Burada iyi ve kaliteli bir embriyo için iyi bir ovulasyon indiksiyonu, iyi bir laboratuvarınız ve intrinsik faktörlerinizin oldukça iyi olması gerekli teknik olarak bakacak olursak. Ancak bu faktörlerin hepsi muhteşem olsa dahi bazen biz tekrarlayan implantasyon başarısızlığıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki burada tekrarlayan implantasyon başarısızlığının tanımı belli mi? Yani net bir tanım karşımızda var mı bizim şudur diyebileceğimiz? İşte burası biraz açıkçası karışık. Evet implantasyon tanımı trofoplast invazyonu ile birlikte başlayabilir dedik. Ancak başarısızlık tanımı net mi? Maalesef şu an literatürde de başarısızlık tanımı net değil. Net bir şekilde biz implantasyon, tekrarlayan implantasyon başarısızlığının tanımını yapabilirsek bunun sonucunda Embriyo başına gebelik şansını düşük olanların belirleyebilmesi açısından anlam ifade edecek prognostik veriler elde etme açısından sonuç sağlayacak ve mümkünse sonraki transfer için bu implantasyonu biz nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunu aslında çözüme kavuşturabilecek belki bir takım tedavi süreçlerini gerçekleştirebileceğiz. Şimdi tanım kısmına bakacak olursak yıllar içerisinde yapılmış tekrarlayan implantasyon başarısıyla ilgili çalışmalarda çok çok farklı tanımlar kullanılmış. 2012'de Simon Laufer e, en az üç kez bir veya iki iyi kalite embriyot implantasyon olmaması demiş. Zeyneloğlu ve Önelan e, en az üç başarısız harita siklusu demiş. Polanski'nin, Koglan'ın e, değerlendirmeleri var. Bir takım yaş kriterleri konmuş. Koglan 2014'te 40 yaş altı demiş. En az iyi dört kalite embriyo. 3 e, kez veya taze veya dönme, donma çözme siklusu demiş. Eltuki farklı bir şey demiş. LD -de 43 yaş altı demiş. Mitri 38 yaş altında diğer problemler dışlanması demiş. Yani gördüğünüz gibi çok farklı tanımlar var. Çok farklı parametreler var. Yani genel aslında iyi kalite embriyo transfer etmek burada mantıklı gibi tanımlar arasında söylenen arasında gözüküyor. Ve en az 3 siklus bu transferi gerçekleştirdikten sonra bir gebelik veya implantasyon elde edilemediyse bundan sonra bir başarısızlıktan bahsetmek gerekiyor. Ancak dediğim gibi tanım çok heterojen. Çalışmalarda heterogen ve bu nedenle çalışmaları aslında karşılaştırmak da çok kolay olmayabiliyor. Eşre PGD konsorsiyumunun e, tanımında ise iyi kalite embriyo ile 3'ün üzerinde bir embriyo transfer siklusu yapılması veya 10 ve daha fazla embriyonun multiple transfer sikluslarında e, transfer edilmesiyle sonucunda implantasyon gelişmezse bunun bir tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olabileceği tanımda. Belirtilmiş ASRM ise spesifik bir kriter ortaya koymamış. Peki biz basit bir başarısız deneme sayısı belirlemek yeterli mi tekrarlayan implantasyon başarısızlığı diyebilmemiz için? Yoksa eşlik eden hasta ve embriyo karakteristiklerini bu sistem içine dahil ederek bir implantasyon başarısızlığı durumunu tanımlamak daha mı iyi? Yoksa sadece deneme sayısıyla mı gitmek? Burada sadece deneme sayısıyla gitmek sanki tekrarlayan implantasyon başarısızlığı yaygınlığını olması gerekenden çok daha yüksek oranlarda ortaya koyabiliyor ve bu da maalesef gereksiz kanıtlanmamış ve zarar verebilecek bir takım tedavi seçeneklerini e, gerek hekimin kullanmasına neden olabilir, gerekse e, çiftlerin veya bayanın bunu ısrarlı bir şekilde talep etmesine yol açabiliyor. Şimdi bununla ilgili e, son çalışmalardan biri, Pirt'e ve arkadaşlarının e, bir e, aslında RCT'si. E, çok önemli ekipte kişiler var çalışmada, Ziegler var, Richard Scott var, Emre Sally yine çalışmaya dahil edilmiş durumda. Burada yaklaşık 4400 civarında e, hastayı çalışmaya dahil etmişler. Bütün embriyo transferler, öploid embriyo transferi ve hepsi donma çözme siklusu sonrası yapılan single embriyo transferleri ve bunların birinci embriyo transferi sonrası gördüğünüz gibi %69-70 civarında bir implantasyon. Daha sonrasında tekrar yeni ART bazı sikluslarda bazılarında kalan embriyolar kullanılmış, ikinci embriyo transferi gerçekleştirmiş %60 civarında bir implantasyon. Yine üçüncü e, embriyo transferi gerçekleştirilmiş %60 civarında ve toplamda baktıklarında da kümülatif implantasyon oranının %95'in üzerinde olduğunu tespit etmişler. Canlı doğum açısından yine e, analize bakacak olursak yine uyumlu implantasyon oranlarıyla uyumlu. Canlı doğum oranlarında ilk embriyo transferi sonrası %65 daha sonrası %54 daha sonrasında yine %54 civarında olacak şekilde ve kümülatif oranda ise yüzde %92'nin üzerinde bir e, canlı doğum oranına ulaştıklarını tespit etmişler. Ve bunun sonucu demişler ki eğer normal uterin kavitesi olan ve öploid bir embriyo transferi gerçekleştirirsek biz 3 siklus sonrasında tekrarla implantasyon başarısı yüzde %5 hatta daha altında e, gibi gözüküyor. 2021'de Human Reproduction'da Rosen ve arkadaşlar bir e, teorik kümülatif implantasyon oranı gibi bir hesaplama e, ve algoritma gerçekleştirmeye çalışmışlar. Bunun, e, burada teorik bir implantasyon oranı belirlemişler. Ee, bu implantasyon şansı daha doğrusu. Bu implantasyon şansını yaşın, embriyo kalitesinin, embriyonun grade'in, öploid durumun, laboratuvar parametrelerini etkileyebileceğini ve buna göre bir e, implantasyon şansı e, ortalaması belirlemişler ve bunu implantasyon şansı üzerinden bir birden bu implantasyon şansını çıkarıp her embriyo transferi için bunu tek tek yan yana çarptıktan sonra yani yüzde elli olan bir implantasyon şansı varsa bir eksi yüzde elli sıfır beş gibi bir şansı kaç kez yaptılarsa bu transferi çarp daha sonrasında birden bunu çıkardıktan sonra bir teorik kümülatif implantasyon oranı elde etmişler. Ve bunun sonucunda da buradaki tabloda eee gördüğünüz gibi teorik bir kümülatif implantasyon oranı belirlenmiş. Belirledikleri implantasyon şansı yüzde beşten yüzde elliye kadar eee ilerlemekte yani genç yaş Herhangi bir ek özelliği olmayan diyelim tubal faktörü olan bir kişide yüzde elli civarında bir implantasyon şansı varsa bu kişinin üç embriyo transfer siklusu sonrasında yüzde seksen civarında bir e, kümülatif implantasyon oranı ulaştığı. Kırk yaşındaki bir hasta için yaptıkları analizde ise yüzde on gibi bir implantasyon şansı bildirmişler ve bunun sonucunda da on embriyo transferi gerçekleştirdikten sonra bu yüzde seksenlik bir kümülatif implantasyon oranına ulaşılabileceğini tespit etmişler. Ve sonuç olarak da demişler ki 40 yaş üstünde test edilmeyen yani öploit olup olmadığına bakılmaksın 10 embriyo transferi yaptığımız takdirde biz implantasyon şansını kümülatif implantasyon şansını %80 üzerine çıkarabiliriz. Eğer 40 yaş üstünde PGTA ile öploit olduğundan emin olduğumuz bir transfer yapacaksak o zaman da 3 embriyo transferi ile aslında bu orana ulaşabileceğimiz belirtmiş. Ancak bu 3 embriyoyu, 3 öploit embriyoyu elde etmek için de en az 10 tane embriyonun biyopsiye gitmesi gerektiğini bildirmişler. Ee, yine 2021'de Türkiye'den Barış Ata ve ekibi içinde Somigliana'nın da olduğu bir e, çalışma, bir e, aslında e, reküren implantasyon e, başarısızlığı ile ilgili beklenen bir e, oran test etmeye çalışılmış. Burada da aslında öploid bir embriyo transferinin ortalama implantasyon oranının %55 A e, şeklinde, %55 B'de, %45 CD ise %65 olasılığı üzerinden bir matematiksel modelleme çıkarmışlar. Ve ortalama %55 yani öpürüt bir embriyonun %55 oranında implante olduğu düşünülürse burada e, 35 yaşın altında bir kişinin yaklaşık 7 kez PGTA yapılmayan sikluslar bunlar. 7 kez e, embriyo transferi sonrasında %95 oranında bir implantasyona ulaşabildiği. Yani tekrar tekrar siklus denenmesi sonucunda e, 7. transferden sonra 35 yaş altı bir olduğu için bu oranı ulaşabileceği belirtilmiş. PGTA yapılan siklusu ayrı değerlendirdiklerinde tabii ki e, transfer sayıları düşmüş. Yaklaşık 3 embriyo transferi sonrası PGTA siklusuyla öploid embriyo verildiği takdirde ve bunu yine implantasyon şansını %45, %55 ve %65 olarak farklı farklı değerlendirdiklerinde aslında ortalama %55'te 3 embriyo transferiyle %90'a varan bir e, kümülatif implantasyon oranına ulaşabileceği sonucuna varmışlar. Tanım bu şekilde aslında karışık yani net bir tanımımız yok e, ve çalışmadan çalışmaya çok farklı tanımlar kullanılmakta ancak e, bir tekrarlayan implantasyon başarısızlığı için sanki en az üç kez e, başarısız bir implantasyon başarısı, e, negatif sonucunun elde etmek gibi gözüküyor. Peki burada implantasyon başarısızlığında tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında sebepler neler? Embriyonik sebep çok önemli bir yeri oluşturuyor. Burada sperm'in, osin ve embriyonun genetiğiyle ilgili problemler olabilir. Uterusla ilgili problemler, reseptivite problemleri, polipler, submüköz fibroidler, intrauterine adezyonlar, ince endometrium, kronik endometrit, fibroid veya septum durumları aslında sebepler arasında yer alabilir. Yalnız bunlar aslında tekrarlayan implantasyon başarısı için sebep mi? Yoksa zaten bir sebep var. Bunu biz ortadan kaldırınca bu tekrarlayan implantasyon başarısızlığı da olmayacak mı? Gibi bir düşünce de karşımıza gelebiliyor. Bunun dışında tuvada hidrosalpiks olması biliyoruz ki e, gebelik oranlarını düşürmekte. Bunu asla tedavi etmek tartışma çok fazla yok. Endometriozde yine e, implantasyon açısından negatif sonuçlar olabilir. Bunları asla tedavi etmek, insülin bozukluklarını, polikistik over sendromunu da tedavi etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Bunların hiçbiri yoksa aslında açıklanamayan bir tekrarlı implantasyon başarısıyla karşı karşıyayız gibi bir durum ortaya çıkabilmekte. Peki biz tekrarlayan implantasyon başarısızlığı Düşündüğümüz kişilerde, çiftlerde aslında hangi testleri yapmalıyız, neleri incelememiz e, mantıklı veya gerekli gibi gözüküyor diye bakacak olursak, uterin kavite değerlendirelim mi? Bir trombofil incelemesi gerekli mi? İmmünolojik testler, kronik endometrite e, bakalım mı? Parenteral karyotip analizleri, spermle ilgili testler, endometriyel reseptivite testleri veya e, genetik testler yapmak gerekli mi diye bakabiliriz. Peki burada hangi testi kime yapacağız? Gerçekten gerekli mi? Testin sonucunda bir sonuca varacak mıyız veya bir tedavisi var mı? Bunu da literatür ışığında bu karmaşayı belli bir oranda e, gidermeye çalışacağım en azından kafamızdaki soruları. Uterin kaviteyi değerlendirelim mi? Evet, uterin kavite değerlendirmesi belki gerekiyor. Özellikle uterin kavite değerlendirmesinde histeroskopi gold standart biliyoruz. Biz rutinde tabii ki transvajinal ultrasonu kullanıyoruz. Bazen 3D ultrasonu kullanabiliyoruz. Ancak histeroskopi gold standart gibi gözüküyor. Ve implantasyon problemi olanlarda da pat, intrakaviter, patolojilerin de göreceli olarak daha yüksek olduğu e, Ankara Tıp ekibinin de yaptığı bir e, çalışmada 2011'de e, ne kadar başarısız ART siklusu varsa e, intrakaviter patolojilerin o kadar fazla olabileceği ile ilgili bir sonuca varmışlar. Ancak biliyoruz ki hepimizin bildiği 2016'da El Tuki ve arkadaşlarını yaptığı Multi-Center randomize kontrollü çok merkezi bir çalışma geldi. E, reküren IVF başarısızlıklarıyla ilgili trofi çalışması. Bu çalışma sonucunda ise embriyo transferi başına veya top quality yani çok iyi kalite embriyo transferi olsa dahi histeroskopi yapılan grubun yapılmayan grupla arasında istatistiksel olarak bir farkla ulaşamadı. Yani histeroskopi yapmanın bir anlam ifade etmediği bir farklılık yaratmadı. Eğer belirgin bir intrakaviter patoloji yoksa olduğunu ortaya koydular. Çok farklı merkez ve e, relatif riski de yaklaşık bir olarak yani hiçbir fark yok şeklinde buldular. Daha sonrasında 2019'da Cochrane Database'den bir bu konuyla ilgili Suncara e, ve ekibinin yaptığı bir değerlendirme geldi. l çalışmasında dahil ettikleri bir meta analiz. Burada ise e, canlı doğum açısından histeriskopi sanki bir miktar farklılık yaratabilir gibi e, gözüküyor. Yine klinik gebelik oranları açısından da bakacak olursak yine e, özellikle iki ve üzeri implantasyon başarısızlığı olanlarda sanki histeriskopi bir miktar daha farklılık oluşturacak gibi gözükmekle birlikte IVF öncesi düşük kalitede kanıtlar var. Burada sadece Eltukin'in çalışması multicenter RCT diğer kanıtlar gebelik sonuçlarını iyileştirebileceğini bildirmekte ancak rutin isteroskopi destekleyen yüksek kalitede kanıt olmadığı yönünde bir sonuca varmışlar bu Cochrane database'te. Peki endometriyal e, uterin kaviteyi değerlendiriyoruz. Endometriyal hasarlama burada bir farklılık yaratacak mı, yaratıyor mu? Bununla ilgili New England Journal of Medicine'de 2019'da yayınlanan bir e, yine RCT var. Bu RC'nin bir subgrup analizinde tekrarlayan implantasyon başarısı olan oglardı. Yani iki ve üzerinde başarısız transfer gerçekleştirilen. Yine burada dediğim gibi tanımla ilgili problem var. Yani her çalışma kendi başına aslında tanımını kendi kafasına göre e, keyfi belirlemiş gibi gözüküyor. Burada istatistiksel olarak bir anlamlılık olmadığı scratching uygulamanın, endometriyel hasarlamanın. Daha sonrasında Olesen'in yine multicenter randomize kontrollü bir çalışma. Acaba terapotik endometrial scratching implantasyon açısından bir e, farklılık yaratacak mı diye baktığımızda 1 ve 2 başarısız implantasyon olanlarda farklılık yokken 3 ve üzeri implantasyon başarısı olan grupta klinik gebelik oranlarının sınırda da olsa %45'e %27 gibi değiştirebildiği ancak canlı doğum oranları üzerinde istatistiksel bir farklılığa ulaşamadığı intention to treat analizinde de ortaya koymuş durumdalar. E, Timur Hocam ve arkadaşlarının e, yaptığı bir yine yine RCT'de Sistematik ve standartize olarak biz bu histeroskopik endometrial hasarlamayı yaparsak acaba bir farklılık olur mu diye bakmışlar. 2019'da RBM Online'de yayınlanmış bir çalışma. Burada ise klinik gebelik oranları, canlı doğum oranları ve implantasyon oranlarının endometrial hasarlama yapılan sistematik olarak yani hem fundus, fundusa ve belli sistematikle 0,5 santim aralıklarla ön duvara ve arka duvara yapılan hasarlama sonrasında histeroskopik olarak bir farklılık olabileceği. Özellikle implantasyon oranlarını bu scratching uygulanan hastalarda yaklaşık iki kata yakın bir artış olabileceği yönünde bir bulgu ortaya konmuş. Peki trombofiliyi araştıralım mı veya araştırdık ne yapabiliriz, bir şey yapabilir miyiz? Evet, trombofili biliyoruz ki destitüel ve koronik damarlarda hasar veya trofoblast invazyonda bir defekte yol açabilmekte ve bunun sonucunda da bir implantasyon sorunu ortaya çıkabileceği düşünülmekte. Ancak 2012'deki bir çalışmada trombofillerle e, tekrarlayan implantasyon başarısının direkt ilişkili olmadığı yönde bir sonuca varılmış. 2008'de e, Kubla'nın yaptığı bir e, çalışmada ise Prospect Random Placebo Kontrolü çalışmada ise profilaktik olarak enoksaparin vermenin tekrarlayan implantasyon başarısı olan olgularda gerek implantasyon oranını gerek klinik gebelik oranını gerekse canlı doğum oranlarını arttırabileceği yönde bir sonuca varmışlar. Güblan'ın çalışmasında söylediğim gibi implantasyon oranları artmış, gebelik oranları artmış, canlı doğum oranları artmış gözüküyor ancak 2009'da Türkiye'den bir RCT geliyor. Bu RCT ise gerek klinik gebelik oranları, gerek implantasyon oranları, gerekse canlı doğum oranlarının düşük molekül ağırlıklı heparin verilen grupta kontrol grubuyla karşılaştırıldığında belirgin bir farklılık olmadığı, lehte bir sonuç olsa da yani %43'e %38 gibi bir klinik gebelik oranı %32-%23 gibi bir can doğum oranı olsa dahi istatistik anlamla ulaşmayacak düzeyde olduğunu tespit etmişler. Yani aslında burada da bir e, muallaklık hala var literatür açısından. İmmünolojik değerlendirme ne yapalım, neler yapalım veya mantığı anlamı var mı? Biliyoruz maternal immün sistemin fetal antijenlere bir yanıtı var ve bu cross talkta bir disregülasyon olduğu takdirde bir implantasyon başarısızlığı gelişebileceği yönde literatür bilgileri var biliyoruz. Uterin natural killer hücreleri trofoblast invazyonunda ve vasküler remodelik sürecinde etkili olabilir. Ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında proinflamatuar faktörlerin arttığı, antiinflamatuar faktörlerin de azaldığı yönünde e, sonuçlar bildirilmiş. Ve bu kapsamda CD13, CD3'ler, 19'lar, 5'ler, CD56'lar, T helper 1 ve T helper 2 birbirine oranları e, periferik natural killer ve uterine natural killer hücrelerinin ölçümleri ve bunların değerlendirmesi immunolojik değerlendirmede bakılabilir deniyor. Ancak bakılmalı mı kısmı hala tartışmalı. Baktık. Peki baktıktan sonra biz bir tedavi uygulayabilecek miyiz bununla ilgili? Mesela intravenöz immunoglobinin uygulamalı mıyız? Bununla ilgili sistematik derleme 2020 yılında olması lazım. Birçok çalışmayı değerlendirmeye almış. Meta analizlerin değerlendirmesini yapmış aslında. Tekrarlayan implantasyon başarısız olan okullarda ivik kullanma açısından. Sanki sonuçlar bir miktar canlı doğum oranları açısından farklılık yaratacak gibi bir artışa e, artış önünde sonuç bildirilmiş ancak e, sonuç kısmında da demişler ki son metanezler analizler desteklese de ivik için çalışmalar heterojen embriyoların anüpliyde olma durumları göz ardı edilmemeli belki de bu sonuçların pozitife dönmesinin e, nedeni diğer grupta bir bayas neticesinde anüpliyde olabilir çekini bir sonuç bildirmişler. Bir diğer immünolojik problemlerde kullanılabilecek intralipitler yine tartışılmakta. 2019'da e, Singin yaptığı bir randomize kontrollü çalışma verisine bakacak olursak, burada aslında intralipit uygulamanın, e, bunlar soya yağı üzerinden oluşturulan şeyler, e, bir takım e, maddeler intravenöz olarak uygulanabiliyor. Bu çalışma sonucunda randomize kontrollü çalışmada e, diyorlar ki, gerek biyokimyasal, gerek klinik gebelik, gerek implantasyon, Oranları gerekse eve eve götürme oranlarının intralipit uygulanan grupta belirgin şekilde e, farklı olduğu iyileştiği yönünde bulunmuş ve bu singin çalışmasını da e, derlemeye dahil eden çok yeni 2021'deki bir meta analizde ise kanıtlar sınırlı şu an e, intralipitin uygulanmasının e, özellikle tekrarlı implantasyon başarısızlığı öyküsü olanlarda e, kanıtının yetersiz olduğu yönünde bir sonuca varmışlar. Periferal monoyükler hücreler bir diğer immünolojik olarak verilebilecek ajanlardan biri. Bununla ilgili yine Türkiye'den ee, bir çalışma. İntrauterin olarak periferal monoyükler hücreleri tekrarlayan implantasyon başarısı dolgularında verelim mi diye sistematiklerle ve meta analiz. Canlı doğum oranları açısından belirgin bir farklılık tespit edilmemiş. Lehte olsa dahi çok net değil. Üçün üstünde başarısızlık olan grupta vermişler sınırda da olsa bir anlamlıkla aslında klinik gebelik oranlarını arttırabileceği yönünde bir bulgu var. Ancak sonuç kısmında dedikleri şu periferal monoyükler hücrelerin kullanımı uygun bilgilendirme, kişiye uygun bilgilendirme ve değerlendirmeli klinik çalışmalarda şu an için uygulanması mantıklı. Henüz uzun dönem güvenlik verisi olmaması nedenli klinik kullanım için ileri çalışmaların gerektiği yönünde sonuçlara ulaşmışlar. Peki biz karyotip analizi yapalım mı? Yani çiftleri, anne ve babanın karyotiplerini değerlendirelim mi? Bununla ilgili de dengeli translokasyon olan çiftlerde sperm ve oste kromozomal bir takım problemleri olabildiği özellikle tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında e, resiprokal ve Robertsonian translokasyon tiplerinin daha fazla olduğu bulunmuş. Ancak bunun neticesinde de literatür şu an sanki tekrarlayan implantasyon başarısı olan olgularda karyotip incelemesinin önerilebile önerilebileceği yönünde bir veri sunuyor bize. Sperm DNA fragmentasyon testi yapmak mantıklı mı? Burada da soru şu aslında. Konvansiyonel spermiyogram bize ne sağlıyor? Sayı ve morfoloji sağlıyor. Bunun dışındaki verileri çok net bilemiyoruz spermle ilgili. Sperm DNA hasarı olan e, olgularda IVF siktüslerine gebelik oranlarının düştüğü ile ilgili e, sonuçlar var. Diğer türde. 35 RIF olgusunun değerlendirdiği prospektif bir çalışma kogulanı 2015'te yayınladı. DNA fragmentasyonu ile tekrarlayan implantasyon başarısı arasında net bir ilişki yok sonucuna varıyorlar. 2013'te ASRM'nin bununla bu konuyla ilgili bir guideline'ı var. Sperm DNA testleri yapalım mı? Bunun sonucunda ise şu an kanıtlar yetersiz. Rutin olarak sperm DNA fragmentasyon testi bu grupta önerilmesinin yeri yok sonucuna varmışlar. Kronik endometrit yine bir tekrarlayan implantasyon başarısızlığı nedeni değerlendirmek gerekli mi? Nasıl değerlendireceğiz? Nasıl tanısını koyacağız? Histolojik tanı evet, e, tarihsel olarak eskiden beri gelen bir şey belki koyabiliriz. Bunun dışında yeni CD138'ler, bir takım immünolojik değerlendirmeler veya histeroskopiyle tanı koyabiliriz. Ancak bunun da net bir standartizasyonu yok. Bununla ilgili e, 2018'deki bir meta analiz, var sistematik derleme ve meta analiz, persiste eden bir kronik endometri endometritle e, tedavi edilen kronik endometrit karşılaştırdıklarında sanki tedavi edilen kronik endometrit grubunun e, gebelik oranları açısından, devam eden gebelik ve canlı doğum oranları açısından e, anlamlı farklılık oluşturabileceği belirtilmiş. Ama buradaki çalışmalarda net bir RCT yok. Daha çok gözlemsel çalışmalar var. E, tedavi edilen veya tedavi edilmeyenlerin karşılaştırmasında da bir farklılık bulunmamış. Bu da aslında literatür açısından şu an için çok net şunu yapalım diyebileceğimiz bir durum maalesef değil. Bir diğer önemli değerlendirme testi belki endometrial reseptivite. ERA e, belki de çok büyük bir hızla girdi e, yaşamımıza veya tüp bebek açısından ancak şu an e, yaygınlığı veya kullanımı tartışılabilir. İmplantasyon için çok önemli bir parametre olduğunu biz embriyo ve endometrium senkronisinin biliyoruz. Carlos Simon ve ekibinin yaptığı bir değerlendirme, iki patolog ve ERA testini karşılaştırma için yaptıkları bir analiz sonucunda proliferatif bir endometrium durumunu ERA ve patologlar benzer oranlarda saptarken reseptivite durumunu yani gerek bir reseptivite, gerek reseptivite, gerekse post reseptivite durumlarını sanki ERA testinin patolojiden daha iyi bir şekilde saptayabildiğini gözlemlemişler. ERA ile reseptif bir endometriyum bulunması tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan olgularda bir miktar daha sanki reseptif endometriyum daha az olduğu yönünde der tür bilgisi. Eğer bu kapsamda peki biz transferi kişiselleştirelim mi? Yani RIF olgularında ERA uygulayalım mı? Burası aslında net değil. Literatür bu konuda klinik sonuçları iyileştirdiğine dair net kanıtlanmış iyi kaliteli bir kanıt elimizde maalesef yok. Yani rutin olarak RIF olgularında ERA kullanmanın yeri olmadığı yönünde. PGTA, evet genetik çok önemli dedik. Belki tekrarlayan implantasyon başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi embriyonun genetiği. Bir pilot e, çalışma çalışma gerçekleştirilmiş e, Tekrarlı implantasyon başarısıyla ilgili olguların bir kısmına PGS yapılmış, bir kısmına yapılmamış. Burada 68'e %21 %68'e %21 gibi PGS yapılan grupta klinik gebelik oranlarının değiştiği yönde bir sonuca ulaşmışlar. Aslında PGS çok belirgin bir farklılık yaratıyor gibi e, gözüküyor. Ancak yine ASRM'nin PGTA ile ilgili e, komite görüşüne bakacak olursak anaploid için PGTA'nın tarama testi olarak değeri çok net olarak literatürde de şu an oturmuş değil. Ancak sanki önermek özellikle 3'ten e, fazla bir problem varsa ve iyi kalite bir embriyo transfer etmeniz lazım, Belki e, yaşta göz önüne alarak değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Bununla ilgili e, 2020'de yeni bir çalışma Jack'ta yayınlanan e, hem ERA'yı hem PGTA'yı bir arada değerlendirmişler. Hafif orta düzeyli bir e, tekrarlı implantasyon başarısı veya ciddi bir implantasyon başarısızlığı diye yine keyfi iki farklı tanımlama var. Burada sanki e, orta seviyeli bir tekrarlı implantasyon baş, başarısızlığında PGT-A'nın hiçbir şey yapmamaya göre belirgin bir farklılık yarattı. Ancak ERA'nın eklenmesinin bariz bir fark oluşturmadığı PGT artı ERA'nın bir arada da net bir e, sonuca ulaşamadığı yönünde ongoing pregnancy açısından sonuçları bildirmişler. Peki son olarak biz e, adjuvan bir takım tedaviler uygulayalım mı? E, yeri var mı? Mantıklı mı? Neler veya mekanizma olarak ne üzerinden biz bunların etkinliğini görebiliriz? Glukokortikoidler bunlardan bir tanesi uygulanabilir mi? Evet, literatür diyor ki regülatör T hücrelerini ve B hücrelerini arttırdığı ve özellikle sitotoksik natural killer hücrelerini azalttığı ve bu kapsamda bu mekanizma üzerinden özellikle implantasyon için anlamlı bir farklılık oluşturabileceğini bildirmiş. Onun dışında sit e, kolonistim, stimüle edici faktörler, GGSF'ler... ...immün ile implantasyona katkı sağlayabileceği yine e, bildirilmiş. Bununla ilgili de yine e, literatürde iki tane RCT var. E, bu RCT'lerden bir tanesi e, İran'dan yanlış hatırlamıyorsam 2016'da gelen bir RCT. Burada GGSF verilen grubun... E, klinik gebelik oranları ve implantasyon oranlarını anlamlı şekilde arttırdığı bulunmuş. Ancak bu çalışma ile ilgili bir eleştiri ve limitasyon ileriye doğru yani canlı doğum üzerine bir etkisi var mı? İleri sonuçlarını vermemişler. Yine Timur Hocam ve ekibinin yaptığı bir RCT, introterin GCSF e, verilmesi tekrarlayan implantasyon başarısızlığı gruplarında bir fark yaratır mı e, diye baktıkları takdirde gerek biyokimyasal gebelik, gerek klinik gebelik, gerek canlı doğum e, açısından istatistiksel bir farkla ulaş meyecek düzeyde e, bir problem olmadı. Yani bir anlamlı fark yaratmadı sonucuna varmışlar gibi gözüküyor. PRP çok tartışılamaya e, konuşulan bir konu belki de. Bununla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Bu da literatürde hala çok net değil ancak uzatmak adına sadece son e, 2020 olması lazım bir e, derlemeden e, bahsetmek istiyorum. Bu derleme sonucunda da demişler ki çok fazla çalışma var. E, yaklaşık 3-4 tane RCT var. Diğerleri kort çalışma ancak gördüğünüz gibi Vaka sayıları oldukça az. Sonuçlar evet, ongoing pregnancy arttırdığı, implantasyon oranını arttırabileceği, bazılarında endometrium kalınlığını arttırdığı, ancak bazı gruplarda farklılık oluşmadığı yönde. Yani yine heterojen gruplar, yine sonuçlar çok net değil. 2020'deki bir son çalışma RCT'de sanki implantasyon oranı bir miktar daha iyileştiriyor gibi gözükmekte. 2021'de buraya koymadım, e, yeni bir RCT e, geldi Clinical Experimental e, dergisinde. O da sanki fark yok gibi söylüyor. Yani literatür burası da net, net değil. Yani PRP uygulamak da şu an için kanıtlanmış bir etkinliğe maalesef henüz ulaşabilmiş değil. 2020'de Kanada Fertilite ve Androloji Derneği'nin güzel bir klinik pratik e, guideline'ı var. Rekrüel implantasyon başarısızlığıyla ilgili. Aslında birçok şeyi özetlemiş durumdalar. Ve buradaki özet kısmında öneri olarak demişler ki karyotip testleri önerilebilir. PGTA önerilebilir. Ee, ancak immün testler, endometri reseptivite analizleri, düşük molekül ağırlıklı heparinlerin ampirik kullanımı, immünoterapiler bunlar e, çalışma bazlı, e, kullanılmalı. Bunun dışında eğer ultrason normal isteroskopi önermenin bir anlamı olmadığı, e, trombofil açısından bir rutin değerlendirmenin gerekli olmadığı, sperm DNA fragmentasyon testleri için, kronik endometri için bir taramanın yapılmasının gereksiz olduğu veya önerilmemesi gerektiği, endometriyel hasarlamanın da e, anlamlı bazı çalışmalar olsa dahi şu an için der türe oturmamış olduğunu e, söylemiş durumdalar. Özetleyeceğim, özetleyecek olursak rift tanımı hala net değil. Çalışmalar çok heterojen. Her çalışma kendine göre keyfi bir takım tanımlamalar üzerinden aslında e, gerçekleştirmiş gözüküyor. Bu noktada tanımla, tanımın aslında netleşmesi bize şunu sağlayacak gibi bilimsel çalışmaları daha standart edeceğiz. Kimin RIF olduğunu belirleyip buna göre bir takım bilimsel çalışmalar yapabileceğiz. Ve daha sonrasında da tedavi seçeneklerini belki daha net hale getirebileceğiz. ve Birçok e, RIF olgusunun embriyonik kaynaklı olduğu yönünde bir eğilim aslında var gibi gözüküyor. Çünkü öplüit bir embriyo transfer edildiği takdirde sanki bir miktar bu işi çözebilecek biz O yüzden PGTA'nın yeri sanki biraz daha anlamlı hale geliyor. Stresli bir süreç gerek çift için gerek hekim için ancak e, bu süreci iyi yönetmek belki kişileri, çiftleri iyi bilgilendirmek önemli ve kanıta dayalı olmayan uygulamalardan da Kaçınaraktan tedavi süreçlerini yürütmek, yönetmek en doğru yaklaşım gibi gözükmekte. Sabrınız ve dikkatiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür. Yani son pay hey, yurt dahil dinlediğim en iyi e, sunumlardan biri sevgili Vehbi e, Yavuz çok çok tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Hakikaten literatürü ve de bilgileri gayet iyi paylaştı. Yani kalben bunu bu işle uğraşan birisi olarak sana söyleyeyim. Tabii ki burada benim söyleyeceğim bir et benim de slaytlar vardı ama sonunda tek slaytla ben bitireceğim. en sonda. dediklerine tamamen katılıyoruz ama tabii ki burada e, embriyo kalitesi Gerçekten iyi ise ve de devam ederseniz yani transferlere ki bunlar blastosist olabilir veya çok iyi D3 embriyoları hele bir de embriyo sayısını arttırarak devam ederseniz gebelik oranlarını elde edersiniz yani dediklerin doğru özellikle e, o zaman her şeyi unutun. <laughs> Transfere devam edin. Tabii ki bu genelde böyle olmuyor biliyorsun. Ee, bir de özellikle son zamanlarda yeni bir şey ortaya çıktı. Yani bizim tariflerimiz de ile birlikte belki gözünden kaçmıştır veya e, almak istememişsin ama e, genelde iki veya üç iyi embriyo olarak gördüğünüz zaman transferde eğer e, gene gebelik olmazsa Endometriumun implantasyonunu bozan veya endometriumun embriyoyla konuşmasında bir yetersizlik yaratan bir sorunda karşılaşıyor. Mesela bunlardan son zamanlarda çok önemli datalar var yani PCO'da sadece embriyo kalitesi değil yani endometrial reseptivite de bozuluyor bu hücreler. Ayrıca endometriozis, endometrioma, adenomiyozis, Müllerian anomaliler, polipler infeksiyonlar, ne yaparsan yap. Evet. Onun için de bizim elimizde kişiye özel bir yaklaşımda da recurrent implantasyon de gitmek lazım. Bu çok çok önemli. Bizim. Çünkü konuşmalarımızın hepsi böyle konuşmalarda generalize oluyor. Ve dinleyenler de zannediyor ki bizim tedavi ettiğimiz hasta grubu hepsi heterojen yani bir homojen grup zannediliyor. Ama hastanın yaşı farklı, daha belki ameliyatlar farklı, tedavi edenler farklı, verdikleri embriyo sayıları farklı, farklı oğlu farklı, endokrin problemleri farklı. Onun için senin e, söylediklerinin ışığında bu bilgileri bilerek kişiye özel belli bir sistemi uygulamak ki benim yaklaşık 4-5 senedir söylediğim şey bir çeşit dengeleme yani balancing teknik veya konseptle gittiğinizde o kişi veya çiftin neresinde problem var olduğunu her başarısızlık sonrası birazcık geriye çekilerek bir step daha günlük veriler ve dataların ışığında. Bakın 2017'de ben tabii Urman arkadaşları vesaire yani ben onları kritik bir taraftan etmiyor, etmiyorum bir taraftan da ediyorum. Siz bir multi-center study yaparsınız, efendim, e, dataları karşılaştırırsınız ama bir de iyi yapılan çalışmalar ne diyoru da okumanız lazım. Çünkü bilim kendi içinde şüphe ve bazı şeylerin olabileceğini düşünerek gider. Olmuyorsa da bunu söylersiniz. Oluyorsa da bir milim giderseniz o da diğer bir kapıları açar. Mesela son zamanlarda özellikle senin söylediğin efendim dispiyozis üreme sisteminde çok çok önem kazanıyor. Ama sonunda belki e, datalar Hı. ayrıca gördüğünüz histeroskopinin e, uygulanması eskiden herkese yapın kardeşim deniyordu. Şimdi e, belli kişilere yaptığınız zaman belki olabilir deniyor PBMC'ye gelince bu çalışmaz değil. Yani ben de söyleyebilirim. Orada 2017'ler almış, 2018 var, 19 var, 20, 21. Yani bir de yaptığınız çalışma veya kullandığınız sistemin gerçekten iyi olup olmadığını gidin. Hani herkes PRP hazırlıyor. Bizim de belki katıldın dört gün önce ISI bir toplantısı vardı. Herkes ne deniyor? Homemade yaparsanız ayrı, bir gelip de bir tane efendim herkese yaptığınız kitleri senin kliniğinde yaparlarsa ayrı. Ne kadar değil mi? Onun evet. içinde tabii bu şey gibi yani basite bakarsan intrauterin transfer yaparken sperma hazırlayan laboratuvar işi belli olur gibiyse yaptığınız işlemi de onu tecrübeli, tekniği bilen çok dikkatli ve kişiye özel uygularsanız. Çok daha iyi olacak. Seni aslında tabii ki e, özel olarak şeye de davet etmek istiyorum bu konuşma için. ÜTD'nin Kasım ayındaki toplantısına. E, e, benim de tabii etkin var ama e, yönetim teşekkür kuruluna çok hocam. teşekkür tamam. ediyorum. Şimdi çok daha özel bir konuya geçiyoruz. Sevgili arkadaşımız ve konunun çok 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 üstadı Nuri Danışman'ı aramızda görüyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz Bizim de birlikte oldu ya bir taraftan da arkadaşlar hep şöyle oluyor Biz yanlış bir şey yapıyoruz yani hep gebelik ol, olsun 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 diye çalışıyoruz İnfertillerle uğraşan kişiler de değil mi hepimiz gebelik oldu gebelik oldu Aslında çocuk eve götürüyorsanız bir de ayrı bir grup var onlar da infertil yani infertil dediğiniz Bir de çocuk sağlıklı çocuğu elde edemeyen kişi. Bu da çok travmatik bir şey bazen. Efendim yapıyorsunuz veya kendi gebe kalıyor, tekrarlayan bir gebelik kaybıyla karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için çok çok önemli. Sevgili Nuri Danışman, reküren gebelik kayıplarında aynı şeyleri tanı, testler ve neler yapacağız onu anlatacak. Sevgili Profesör Doktor Nuri Danışman. Çok teşekkür ederim Nazik davetiniz ve nazik takdiminiz için sevgili Timur Hocam. Ee, evet, e, ekranı paylaşabildim herhalde. Ee, şimdi ben e, sizlerin yani, e, sizlere ne deniyor? Reproduktif endokrinciler mi? Hani öyle bir şeyin lafı var, dişçi derler, bilmem kadın doğumcu derler, kulak burnu boğazı, size ne diyorlar? sevgili Timur Hocam? Yani bize... Çok samimi soruyor. Evet ne? bence hani ha. reprodaktif endokrinoloji infertilite... Çok zor ve, ya onu ben bile söylüyorum. Reprodaktif yani topik, o zaman en... Tü, tü, yani tüpçü... Halk de, arasında ne diyorlar? Tüpçü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o çok güzel. Neyse öyle yani, halk arasında öyle diyor. Tüp bebekçi veya falan. Ha, yani tamam. neyse yani, yani onu şaka evet, yaptım evet, yani, yani reproduktif endokrincilerin kendi aralarındaki toplantıları ve konuşmalarını ben hakikaten hayran oluyorum. Benim e, seviyemin üzerinde görüyorum. <laughs> çok çok hoşuma gidiyor. Yani bir İngiliz futbolu gibi hani İngilizler böyle kendi aralarında oynarken doyumsuz bir şey olur ama Ondan sonra böyle şeye çıkınca sahaya çıkınca da böyle işte e, sert İsveçliler, e, cambaz e, şeyler, e, Güney Amerikalılar falan filan gelince de bu futbolun kalitesi bozuluyor. Aynı şey işte bizim gebelik olayında da var. Biz de dönüyoruz dolaşıyoruz bir yerde siz o embriyoyu güzelce oluşturduktan sonra bizim önümüze işte düzgün bir gebelik kesesinin içinde makul bir yol sak taşıyan hele hele de e, kalp atımları yüzü geçmiş bir embriyo gördüğümüz zaman geriye dönüp tabii bu e, tüp bebekçi diyelim arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Ama iş oraya gelmeden bazen o kadar fazla gebelik kayıplarıyla ilgili sorunlar yaşanıyor ki işte onların içinden biz zaten çıkamıyoruz. Gördüğüm kadarıyla e, şeyi de ilerletemiyorum. Slide'ı ilerletemiyorum. Ekrana bir kez tıklar mısınız hocam? Tıkladım. Evet. Şimdi işin elinde sonunda her şey hastayı bilgilendirmeye dayanıyor. Yani hasta sizin ne anlattığınızla diyelim bir gebelik kayboldu. Ondan sonra ne yaşayacaklarıyla ilgili şeylerin zemininde çok uygun bir bilgilendirme lazım. Şurada çok basit bir tablo. Bu görüldüğü zaman e, gebelik tanısı alan hastalarda belli bir abortus oranı var. Yani bu erken yaşlarda daha düşük, ileri yaşlarda biraz daha fazla. Hele 40'lı yaşlarda yüzde 45'i geçer kabul ediyor. Yani buna biz perinatolojide 15-30-45 kuralı diyoruz. Yani yaş gruplarına göre bunu böyle değerlendiriyoruz. Burada bilgilendirme doğru yapıldığı zaman insanların Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla ilgili e, durumu kavramada biraz daha e, rahatladıklarını görüyoruz. Şöyle ki bir kere düşük olduğu zaman hastaya yaşına bağlı olarak az buçuk değişmekle birlikte ama genel olarak bir kümülatif ikinci gebeliğinde başarı şansı var. Üçüncü gebeliğinde de başarı şansı var. Başarısızlık şansı her zaman için sonunda dört ve beş tekrarlayan gebeliklerde başarı şansı başarısızlık şansını geçiyor. Bunu iyi telaffuz edebildim mi? Yani ne olursa olsun yüzde 45-50'ler civarında gebelik kayıpları ilerleyen gebelik sayıları arttıkça bu oran artmıyor. Bu güzel bir şey. Bunu hastaya anlatabilmemiz lazım. En önemli unsur bu. Tekrarlayan gebeliklerin kaybı Hakikaten siz hani bu implantasyon başarısızlıklarını da tarifte zorluk yaşıyorsunuz ya. Tekrarlayan gebeklerin tanımında da ortak bir şey yok. Bakın ben buraya e, en bilindik e, üç e, guideline'ı aldım. E, İngilizler işte üçün üzerinde diyor, ASRM ikin üzerinde alıyor, eşle ikin üzerinde alıyor. E, Alman grubu Almanlar, Avusturyalılar ve Almanca konuşan İsviçreliler de on adı üçün üzerinde diyor. Şöyle bir kabaca uzaktan baktığımız zaman bile hani doğal yolla gebelikler elde etmeye çalışıldığında bunu ya yani deneyelim biraz daha. Ama iş hakikaten yardımcı yöneme teknikleriyle uğraşmaya geldiği zaman onların desteklediği gruplar bu işin önemini daha derin olarak kavruyorlar ve erkenden bazı hareketleri yapmamız gerekir diye düşünüyorlar. Olasılı ilişkili faktörler bunlar. Çok şey yaşlı, streste, sigaraydı, obezite veya aşırı zayıflık, alkol, eksers, kafein. Bunların hepsinin rolünden bahsediliyor ama çok da destekleyen şeyler yok. Bunlar bu guideline'lara nasıl giriyor? Mesela 2011 yılında epidemiolojik faktörler, antifosfoliyosit sendrom ee, hiç vazgeçilmeden herkes tarafından kabul ediliyor. Genetik faktörler yine kabul ediliyor. Anatomik faktörler, endokrin faktörler, immün faktörler, Yavuz arkadaşım bunları çok güzel var, vurguladı. Bunların hepsi kabul ediliyor. Ama durumuna göre en der yerlerde erkek faktörünü araştıralım diyen var. Psikolojik faktörleri yani psikanalize gidecek derecede araştıralım diyenler var. Enfeksiyon ajanlarını Yavuz arkadaşım bahsettiği araştırın diyenler var. Bir de Hani malum modamız trombofiller ve bunların araştırmaları. Şimdi bu araştırmaları da biraz basitleştirip bir kenara koyup toparlamak lazım. Ee, şimdi şöyle bir genel olarak hepsine bakarsak genetik incelemeyi artık hemen hemen bütün gruplar yapılsın diyorlar. Çünkü tekrar gebelik kayıplarının yüzde ellisinin altında bir genetik problem var sizin e, implantasyon başarısızlığında da e, hani bir yerde dönüp dolaşıp gelinen yer olarak hakikaten genetik ve de e, son 10 yıldaki genetikteki e, olağanüstü gelişmeler, olağanüstü tanı inceliği sonucunda herhalde genetiğe büyük önem vermemiz gerekiyor. Bunlar e, sizin tarafınızdan gayet güzel anlatıldığı için tekrarlamak e, lüzumsuz buluyorum ama e, muhakkak tiroide yakın bakmamız lazım. Prolaktini pek gözden kaçırmamamız lazım ve de diyabet. Açık veya gizli diyabeti muhakkak kovalamamız, kollamamız lazım. Bir de almaların üzerinde durduğu e, obezite son derece önemli. Son zamanların modası olarak da besin alerjisi, işte bu gluten biliyorsunuz enteropatileri bunların üzerinde de tekrarlayan gebelik faktörleri olarak sıkça duruluyor. Anatomik sebepleri arkadaşım son derece güzel izah etti. Bunun üzerinde durmayı gerekli bulmuyoruz. Tekrarlayan gebelik kaybı gruplarında yüzde otuzlara çıkan oranda anatomik sebep bozukluklarına rastlanabiliyor. Onun için kaliteli ultrasonografinin sono histerografinin veya ofis bazında bile kalabilecek olan kaliteli bir histeroskopinin faydası çok çok fazla. Bunları her zaman için tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Anatomik sebeplerin tedavisinde bunu tedavi edelim mi etmeyelim mi hala büyük bir tartışmayı sürdürüyor. Septum rezeksiyonunun etkisini ortaya koyacak yeterli kanıt yok deniliyor. Ama iş biraz ilerleyen e, haftalara gittiğinde e, bunu önceden yapsaydık gibi yaklaşımlar da olabiliyor. Ne olursa olsun uterin kavitenin görünümünü bozan miyom olsun adezyon olsun yani içeriden baktığımızda endometrial kaviteyi bizi e, rahatsız eden e, düzensizliklerin herhalde düzeltilmesini artık pek e, tartışmamalıyız. Uterin kavite defeklerinin düzeltilmesi düşünülmeli değil artık yapılmalıdır ha. E, geliyoruz gibi geliyor. E, eşre bunun için kesin bir kanıt ortaya koymamış. Yapılmalı yapılmamalı yorumlarını yapmamış. Septum rezeksiyonunu bile e, Eşre havada bırakmış. Ama bunun için sizin de herhalde sonunda önerileriniz olacaktır. Onunla ilgili septum e, septum problemi büyük bir problem olarak bence devam ediyor. E, Almanlar e, bu e, septumların rezeksiyonunu artık önermeye başladılar bu yıllarda. Herhalde doğru bir yaklaşım. Siz neler düşünürsünüz bilmiyorum ama septum ve submüköz miyomlar, polipler, adezyonlar herhalde önemli bir sor sorun. Septum e, rezeksiyonu yapıldığında reproduktif sonuçlar çok Değişmiyor, çok iyiye gitmiyor diyen yayınlar fazla olmakla birlikte e, hastaları neyle karşılaştırdığınız önemli. Tabii o hastanın septum rezeksiyonu yapılmadan önceki haliyle septum rezeksiyonundan sonraki e, gebelik başarılarını karşılaştırdığınız zaman sonuçlar iyi. Ama yapılmamış gruplarla karşılaştırdığınız zaman pek böyle açık sonuçlar da olmayabilir ama bunların e, herhalde tartışması bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Ama genel kanı e, meta analizlerde septum rezeksiyonuna hala şüpheli olarak bakılıyor. Septum rezeksiyonu deprodüktif sonuçları etkiliyor mu? Hayır. Aynı şekilde bu çalışmada da sonuçları iyileştiriyor mu? Maalesef hayır. Submiköz miyomlar için reproduktif sonuçlarda biraz daha bir e, şey var, e, iyi davranma var diyeyim. Yani submiköz miyomları artık bırakmak çok e, akılcı değil gibi görülüyor. Buna yönelik veriler kuvvetli ve fazla olarak artmaya başlıyor. Meta çıkan sonuç e, çok net değil ama herhalde ilerleyen yıllarda bununla ilgili de e, iyi sonuçlar alınacak. Ama geçen yüzyılda çok sık olarak uygulanan bu metroplasti ameliyatları, uterus'a şekil veriyorum, uterus'u yeniden yaratıyorum gibi e, olağanüstü cerrahların yaklaşımları artık terk edilmiş durumda. Herhalde ne yapıyorsak daha çok uterus içinden yapılacak bir şeyler. Mikrobiyolojik sebeplerle ilgili arkadaşım söyledi. E, evet, e, son e, şeyde gene Alman e, literatüründe. Onların guideline'ında e, bu hastalara yaklaşılıyor, e, endometrial biyopsi yapılıyor, oradan e, kronik infeksiyonu çağrıştıracak bazı markerlar taranmaya çalışılıyor veya ampirik olarak da doksisiklin tedavisini uygulayanlara da pek kötü gözle bakılmıyor. Bu da aklımızın bir kenarında olmalı. Peki hemen hemen ampirik e, olarak hormonal veya metabolik e, bir e, tanının üzerine gidip tedavi yapalım mı? E, hiç tartışmasız aşikar diyabet ve tiroid bozuklukları mutlaka tedavi edilmeli. Gebelik oluşmadan önce ve gebelik oluştuğunda da bu dikkat azımsanmamalı çünkü diyabet gebelik oluştuğunda çok kırılgan hale geliyor özellikle hipotiroidi çok kırılgan hale geliyor. İlaç dozu ayarlaması bir sanat gerektirir hale gelebiliyor. biraz progesterondan hani yeri geldi diye bahsedeceğim. ampirik olarak 3'ten fazla düşüyor olanlarda progesteron tedavisinin faydasının olabileceğini reproduktif endokrinciler de söylüyor. Ee, biz de önümüze gelen hastalarda perinatologlar olarak bunlardan gizli bir fayda olduğunu hani bazı şeyleri böyle çok açık söyleyemezsiniz veya istatistiklere yansımaz ama hani size öyle gelir öyle görürsünüz ya bu progesteronla ilgili durumda o yani e, 1970'li yılların progesteronu e, 2000 yılından sonra yine e, gözde bir ilaç olmaya başladı demek ki hakikaten önemli. E, tiroidin üzerinde eşre de çok duruyor. E, hakikaten tiroidi mutlaka tedavi etmemiz lazım. E, bilinen hiperprolaktinemi için e, bromokriptin verilip e, gebelik süresinde devam etmekte de bir mahsur görmüyorlar. E, metabolik sendromun tedavisinde e, Timur Hocam'ın e, şahane e, bilgisi olduğu bu polikistik over ve onun devamı metabolik sendromlarda da nasıl davranılacağına ilgili belki hocamın söyleyeceği bir şeyler olabilir. Onların da üzerine artık gidilsin kesinlikle gidilsin ve ilaçları kesilmesin deniliyor. İdeopatik olarak bir şeyler yapalım mı? Ee, Rikok 2011 yılındaki guideline'ında diyor ki bu biraz önce biraz bahsettiğim gibi 3 gebelik kaybından sonra da tedavisiz canlı doğum şansını biz yüzde %75 olarak görüyoruz diyor. Başka gruplarda da işte 50-60 demişler. Ondan sonra tedavisiz canlı doğumu alman ekodu 35-85 diyor. Yani herkes yüzde %50'nin üzerinde iyi bir şey söylüyor. O zaman çok telaşlı olmayalım ama ampirik böyle aşırı tedavilere de kaçmayalım sadece Almanlar yine progesterogenlerin üzerinde duruyorlar. Herhalde progesteron destekleme tedavisi verenler ampirik olarak çok yanlış yapmıyorlar. Bilimsel olarak ne oldu? Daha herhalde 10 yıllar sonra belli olacak. Şurada da görüldüğü gibi progesteron tedavisi 3'ten fazla gebelik kaybı olanlarda e, belirgin deniliyor. Ama Üçten fazla gebelik kaybı olanlarda da zaten yüzde elli oranında hiçbir şey yapmasanız da samanlıkta hamile kalsa tarlada doğurma oranında yüzde elli gibi oluyor. Onun için e, bu da biraz tartışmalı. E, progesteronla ilgili şeylere süreniye de dikkat ederek geçiyorum. Ama e, şurada gördüğünüz gibi düşük sayısı arttıkça progesteronun başarısı da anlam kazanmaya başlıyor basitçe bunu söyleyebilirim Demek ki e, her şey rehberlerle veya her şey e, meta analizlerle olmuyor e, Biraz önce sizin de yerinde olarak bahsettiğiniz gibi hele hele böyle durumu gebelik kayıplarını mutlaka kişiselleştirmemiz lazım Öyle gebeler, öyle aileler vardır ki üç gebelik kaybından sonraki yaklaşımında hiçbir sorun yoktur. Öyle aile, öyle yaş, öyle sosyal konum, öyle ailevi durum vardır ki bir gebelik kaybını bile kaldıramayacak durumdadır. Onun için ne olursa olsun rehberlerin ışığı kadar kişiselleştirilecek tedavilerin de önemini lütfen göz ardı etmeyelim. Bunların içinde e, kişiselleştirilmiş bir tedavi olarak septum rezeksiyonu mutlaka aklımızın bir kenarında iyi bir tedavi olarak kalsın progesteron tedavisinde lütfen peşin peşin reddetmeyelim şimdi çok önemli bir e, mesele var biliyorsunuz trombofili e, hemen hemen e, gevelerden vitamin takviyesi gibi kan sulandırıcı deniliyor halk arasında halk arasındaki tabirler çok güzeldir kan sulandırıcı kullanmayan da kalmadı gibi. Şimdi bununla ilgili yaklaşımımız ne olmalı? Şimdi trombofili dediğimiz şey kalıtsal ve edinsel olabiliyor. Edinsel trombofili de antifosfolipid sendromuyla ilgili tartışılacak hiçbir şey yok. Antifosfolipid sendromu araştırılsın ve de eğer olabiliyor ise ampireye yakın bir şekilde tedavi edilsin. Ama kalıtsal trombofilin özellikle burada hani hep bir e, panel şeklinde araştırdığımız o taramalarının tekrarlayan gebelik kayıplarında maalesef pek bir rolü yok. Şimdi bir evrimsel perspektif gelişti biliyorsunuz antropologlar e, bu Bizim işlerimize çok karışmaya başladı. Bizden ziyade reproduktif endokrinçilerin işlerine karışmaya başladı. Çünkü siz insan yapmaya başladınız. İnsan yapmaya başlayınca antropologlar ya 10 bin yıl önce ne oluyordu, 20 bin yıl önce ne oluyordu demeye başladılar. E, buradan da bu mitokondriyal DNA e, kavramı. Çıktı zaten biliniyordu tabii ki 1960'lı yıllardan beri biliniyor ama onun çok fazla üzerinde durulmaya başlandı ve de geriye doğru projekte edildiğinde bu mitokondriyal DNA'nın 100 bin hatta 200 bin yıl önceden beri aktarıldığı ortaya çıkmış görünüyor. Bunların da biliyorsunuz sadece e, dişi e, cinsten aktarılıyor bu mitokondriyal yük ve de bunun sonucunu götürüp havaya dayandığı zaman 7 ayrı mitokondriyal DNA cinsi bulunuyor. Bizim de onun için havamız bir değil, 7 tane havamız vara iş geldi. Bunların nedeniyle de bu aktarılmış trombofilinin sonuç olarak iyiye yorulduğu ve de bu anne ölümlerini azalttığı bu şekilde de bir ters, reproduktif avantaj sağladığının da üzerinde duranlar var. Bu Havva lafını fazla uzatmayalım. Çünkü biliyorsunuz Havva diyenlerin başına ne geliyor? Şimdi e, Baha Sibai, biliyorsunuz geçen yüzyılın çok e, önemli bir e, maternal fetal tıpçısı. E, bu onun e, 2000 yılındaki bir e, yazısı. E, tekrardan abortuslarda trombofili ile ilgili taramayı o o zaman önermiş. Preklamsi gelişme geldi. Ablasopresenta da ise önermemiş bunlardan dolayı olan kayıplarda. Ama bugün geldiğimiz günlü olarak literatürdeki verilerin net ve tutarlı olmadığını görüyoruz. Kalıtsal trombofiliyi tarayalım ne yapalım diye. Yani Sibai'nin e, şeyinde miyiz, yılında mıyız? Değil. Ha, e, geldiğimiz e, diyelim 10 yıllarda ilk trimester kayıplar için bu kalıtsal trombofilinin taraması önerilmiyor. İkinci trimester kayıplar için ani bebek ölümleri için ise öneriliyor. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Ee, tekrarlayan gebelik kayıplarında rikok e, faktör 5 laydan protrombin protein S'i öneriyor ama benzer mekanizmalarda çok yakın çalışan C antitrombin ve MTFR'yi önermiyor. Burada bir İngiliz snopluğu var gibi geliyor bana. Çünkü e, diğer e, literatürde ve diğer e, guideline'larda böyle bir öneri de pek yok. Antifosfolipid sendromun ise tekrardan gebelik kayıpları ve kötü obstetrik sonuçlarıyla ilişkide olduğunda hiçbir şüphe yok. Taraması mutlaka ve mutlaka öneriliyor. Şurada görüldüğü gibi 2020 yılına geldiğimizde bu taramayla ilgili artık hiçbir şüphe kalmadı. Edinsel trombofili, onun amiral gemisi antifosfolipit sendromunu mutlaka tekrarlayan gevelik kayıplarında tarayalım. Bunlar için konulmuş kriterler 15 yıldır hemen hemen değişmeden devam etti. Yeni bir marker ortaya çıkmadı. Burada hepimizin bildiği klasik ve hikayeye bağlı belirteçler, gebelik hikayesine bağlı belirteçler ve de laboratuvar kriterleri lupus antikagülen, antikardiyolipin ve antibeta 2 glikoproteinle ilgili laboratuvar testleri hala önemini koruyor usulüne göre yapıldığı takdirde hemen tek bir teste değil en az iki kez araştırılıp 12 hafta arayla aynı pozitiflerin bulunması lazım. Böylece bir klinik kriter ve bir laboratuvar kriteriyle önce bir laboratuvar kriteri iki tutuluyordu ama bir kriter şimdi savunuluyor. Antifosfolipid sendromu tarayıp tanısını koymamız lazım. Ama sadece antifosfolipit sendromu değil de bazı kalıtsal durumlarda da başımız derde geliyor. Mesela bir hasta düşünün. Bu hasta gebe kalmadan önce bir şekilde size bir prekonsepsiyonal danışma için gelmiş. Lupus nefriti var. Ne yapacağız? Yani sadece sistemik lupusu değil de lupus nefriti var. Antifosfolipit sendrom çıkmadı. Ne ama klinik olarak bir trombotik mikroanjiyopatisi var. Ne yapacağız? Böbrek hasarı var. Ne yapacağız? Onun için kişiselleştirme dediğim bu. Sadece trombofili var yoktan ziyade bu hastada ne varı mutlaka araştırmamız gerekiyor. Özet olarak şöyle diyelim. Çok kabadır bu özet. Çok kaba olduğunu tekrar söylüyorum. Eee ven veya e, arteriyel trombos hikayesi varsa kalıtsal e, trombofili taramasını yapalım. Antifosfolipit sendromu mutlaka araştıralım. 10 haftadan küçük 3 ve daha fazla abortusu varsa veya daha ileri haftalarda özellikle ikinci trimester fetal kayıpları varsa mutlaka ve mutlaka antifosfobit sendromunu araştıralım. Ama 34 haftanın altında problem yaşadı. Ağır preklemsi, eklemsi bu nedenlerle bir doğuma veya doğurtmak zorunda kaldık veya gebelik kaybı yaşadık veya ablasyo plasenta oldu. Bunlar da kalıtsal trombofili taramasının e, gebelik iyi sonuçları üzerine anlamlı bir etkisi yok. Tekrarlayan gebelik kayıplarının tedavisinde antifosfoliksel sendromunun öneminin üzerinde durmuştuk. Bunu bütün guideline'lar tedavi edelim diye söylüyorlar. Aspirin, heparin biliyorsunuz buna da başka bir ilacımız yok zaten Aspirin ve, heparin, aspirin ve heparin aspirin ve heparin bunun dışında bir tedavimiz yok bunlarla ilgili de basit bir slide tekrar göstermek istiyorum bu orijinal şeyi yerinden alıp buraya koydum bakınız şimdi çok basit olarak şöyle demişler bir antifosfobiklis sendromlu hastanız var tekrardan gebelik kayıpları var diyelim var veya yok hiç trombos hikayesi yok, düşük hikayesi yok veya kötü bir gebelik sonucu yok. Hatta gebe bile kalmamış. Ama herhangi bir şekilde antifosfolik sendrom oldu bulunmuş. Gebe kalmadan önce aspirini başlayın ve devam edin. Böyle basitleştirmişler. Bir trombos hikayesi var. Bu bir venöz trombos hikayesi var. Yine aynı şekilde aspirini başlayalım. Buna gebelik görüldüğü zaman düşük molekül ağırlıklı heparini ilave edelim ve hatta gebelik ilerlediğinde 16 haftayı bulduğunda bunu günde 2 doza kadar çıkalım. Arteriyel trombos hikayesi varsa aspirini başlayalım. Hemen gebeliği gördüğümüz zaman düşük molekül ağırlıklı heparini hemen ilave edelim. Tekrarlayan gebelik kayıplarını 10 haftanın altında yaşıyorsa ampirik olarak aspirini mutlaka başlayalım e, ee, düşük yapmış aspirinli veya aspirinsiz sadece aspirinle bile ikinci düşüğünü yaşıyorsa hemen düşük molekül ağırlıklı heparini ekleyelim. 20. gebelik haftasında uterin arter Doppler dalga formlarıyla ile kararımızı verelim. Hastanın kilosuyla, gidişatıyla devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye. Geç gebelik kaybı yaşamışsa neonatal bir e, sebepsiz ölüm veya intrauterin geç bir ani ölüm yaşanmışsa e, aspirini 75 mg olarak başlayalım. E, düşük molekül ağırlık heparini de günde iki kez terme kadar devam edelim. Bu basit şemayı ben kendi pratiğimde de uyguluyorum. E, bana soran arkadaşlarıma da öneriyorum. Basit olduğunu uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Yavuz arkadaşım üzerinde durdu. İmmün sistemle ilgili ben bunları çok çabuk geçeceğim. Fazla şey anlatmayacağım. Çünkü benden daha iyi biliyor ve daha iyi anlattı. Malum immün sistem doğal veya adaptif oluyor. Bizim derdimiz bu adaptif immün sistemle ilgili yaşadığımız problemler. Şu slide'ım belki çok eski bir slayt Yirminci 20. yüzyıldan kalma bir slayt ama bu işi çok basitçe güzel olarak söylüyor gibi geliyor bana. Eee immun e, gebelik kayıpları yaşayan e, bir hasta olduğunu düşündüğümüzde progesteron seviyeleri düşükse hani o zaman progesteron ölçüyorduk şimdi pek ölçmüyoruz ama progesteron verin diyor. Bu progesteron yani dönüp dolaşıp size e, progesteron induced blocking faktörü faydası olacak. Çünkü o düşmüştür diyor. Onu yükseltecek diyor. Yükselmiş olan natural killer cell stotoksitesini dengeleyecektir diyor. Bunun e, yanında ilave olarak da steroidler, ivikler, intralipitler işte ilk çıktığı zaman kullanılsın diyor. Şimdi buradan ama oldukça geri geldik. Sadece bir progesteron kaldı. Bunlar hemen hemen artık tamamen reddedilir hale geldi. Yani 20 yılda yaptığımız ancak bir adım geri gitmek gibi oldu. İmmun terapinin rolü yok diyoruz. E, tekrarlayan gebelik kayıplarında e, intralipid e, ne diyeceksiniz bilmiyorum ama e, tekrarlayan gebelik kayıplarında rolü yok diyoruz. İvigin rolü yok diyoruz. Ama İVİK kullanan çok fazla hasta görmeye başladım ben. Bunun rekombinantı da çıkmış galiba değil mi Yavuz Hocam? Yani e, İVİK e, yani çok böyle yaygın kullanılır gibi olmuş. Bilmiyorum. Ayrıntısını ben. bilmiyorum hocam ben de. ha ha Evet evet. Rekombinant bir şey yapmışlar. Hani piyasada peynir ekmek gibi satılmaya başlıyor gibime geliyor. Hayırlısı diyorum sadece. Ondan sonra bu işte şey granulosit e, kolonistimulan faktör için e, bunun da etki mekanizması pek bilinmiyor. Ama en güvenilir guideline e, EŞRE diyor ki e, yeterli bir bilgi yok. E, bunun da herhalde kullanılması desteklenmiyor. En eski en fazla kullanmış olan e, steroidden de artık yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyoruz. Çok mu uzattım bilmiyorum ama e, Timur Hocam. Hızlı geçip kesmeye çalışıyorum. Bir de ampirik olarak e, kan sulandırıcılar gibi sık kullanılan bir e, levotiroksin salgını var. Bunu da e, kullanan arkadaşlarımı çok sık görüyorum. Gebelik başlıyor. E, Sen de gizli bir Hashimoto vardır deyip endokrinci arkadaşlarının da desteğiyle böyle 50-75 mikrogram dozlarında levotiroksin, kullanılıyor Ve gebelik boyunca bunu kesilmemesi söyleniyor. Böylece bir e, immün baskılama yapıldığı düşünülüyor ama herhalde çok doğru değil. Şimdi aslında en önemli yer olan tekrarlayan gebelik kayıplarında genetik. Sizin de implantasyon başarısızlığında yavaş yavaş artık çok önemli demeye başladığınız bu genetik. Genetik bu işe ne diyor? Arkadaşlar genetik o kadar hızlı bir ilerleme ve o kadar teknolojik bir e, devinim geçiriyor ki genetikçiler bile bunu takip etmekte biraz zorlanıyor Ne olursa olsun tekrarlayan gebelik kayıplarında yüzde elli bir genetik neden var. Yani bu saatteki şeyler değişmedi. Bunlar 50 yıllık bilgi. Kromozomal nedenler daha sık. Bunların da tabii işte malum bir e, mayoza dayanan bir problem var. E, bunlar e, olguların yüzde ellisi böyle bir anöploidinin üzerinde. Onun için anöploidiyi herhalde e, implantasyon başarısızlığında da araştırmak mantıklı gibi görünüyor. X monosomiler zaten anöploidi e araştırılır gibi kolay bir teknikle araştırılabiliyor. Ve de poliploidiler. Bunlar e, tarama panelleri içinde var. Çok ender olarak bu uniparantel disomiler var. Bunları taramak çok kolay değil eşlerdeki translokasyon ve inversiyonlar normalde popülasyonda yüzde beşi geçmeyen bir oranda görünmesine rağmen tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan ailelerde bu oran yüzde onlara çıkıyor. Onun için eğer bir tarama yapacaksak onun içine translokasyon inversiyonu da ekleyen bir panel kullanmamızda herhalde çok büyük fayda var. Monogenik olarak tekrarlayan gebelik kaybı nedenleri işte bunların içinde başta trombofiller, işte e, copy number varyantları presentel e, mozaizmler e, yani ne bileyim bunlar içinde işte bu kas hastalıkları malum e, gibi e, şeyler çok e, sık olarak görünüyor ama hala e, çok fazla sayıda olduğu için bu monogenetik e, monogenik e, problemler bunları taramak için de akılcı bir problem hala geliştirilmiş değil Tekrarlayan gebelik kaybı yaşadığımızda en büyük sorulardan biri de bu e, üründen yani e, kayıp ürününden herhangi bir genetik yapalım mı? Evet yapın. Yani bunu yapmakta çok büyük fayda var. Hiç değilse hasta bir genetik neden yakalarsa ben buna bağlı e, gebelik kaybetmişim. Bu bir daha tekrarlamayacağın rahatlığını yaşayabilir. Ama tabii karyotip yaptığımız zaman yani iş kültüre gittiği zaman muhakkak bir materyal kontaminasyonu olabiliyor. Kültür yapmak zor. E, kontaminasyon olmasa bile dışarıdan başka nedenlerle, kirlenmelerle yüzde yirmi beş bir failure var e, bu genetik araştırmalarda. Onun için iş e, canlı, hücre gerektirmeyen e, alınmış, bir kenarda kalmış, yıllanmış DNA'dan bile çalışabilen bu mikroere'ye doğru yöneliyor. Herhangi bir genetik isteyeceksek Mutlaka bir genetik uzmanından genetik danışmanlığı alalım. Genetik danışmanlığını verdikten sonra hangi metodu kullanacağını, bunun sonucunu ne kadar zamanda alacağını ve bunları nasıl yorumlayacağını bu danışmanlık sırasında izah etsin. Bu danışmanlıkta e, perinatologlar da, reprodüktif endokrinciler de yetersiz kalabilir. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum. Çünkü o kadar fazla bu klinik e, signifikansının belli olmayacağı öyle varyantlar çıkıyor ki bunları hastaya izah etmek bunun sonucunda nasıl yaklaşılacağını söylemek e, hiç kolay olmuyor. Geçen hafta benim takip ettiğim bir haftanın hastada genetik incelemesi sonucunda düşen e, gebelik ürününde, yapılan genetik analizde 16 yaşında tek taraflı olarak ortaya çıkacak bir sağlık olacağı söylendi hastaya. Bu da e, geçen sene e, literatüre girmiş. Yani geçen sene bunu 16 yaşında diye bildirmişler. Bu hastanın o klinik mutasyonla mikro ereğin tespit ettiği bu ince detayla 17 yaşında 18 yaşında 40 yaşında ne olacağı da belli değil. Yani iş böyle bir çıkmaza da girebilir. Onun için bizim klinik olarak nerede dur diyeceğimizi bilmemiz lazım. Herhalde şimdilik karyotip ve e, aneoploidy e, X'e bağlı ve bazı çok e, binde birler mertebesindeki e, hastalıkları taramamızda fayda var. Daha on binde birler seviyesine gitmemizin pek bir manası yok diye düşünüyorum. Genetik deyip abartmanın da bir sınırı herhalde olmalı. Çok uzatmadım ümit ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzattıysam da özür diliyorum Timur Hocam. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Duyuyoruz. Yine Gene... Yavuz'a söylediğim tabii müthiş bir ısın. daha genç ama çok daha iyi olacak görünüyor. Ama sen de e, hakikaten bu işi zor bir şey bu. Sevgili Nuri. Evet, bunu söylemek evet. yani bu prezentasyonlar çok zor prezentasyonlar. E, e, şu anda hani ben kısa bir tartışma da e, ortaya çıkarayım diyorum ama çok güzel söyledi. Yani şimdi işin fazlası da kaçmanın çok çok anlamı yok. Yani benim şimdiye kadar elde ettiğim e, tıptaki e, geldiğim nokta bazen basiti ve kolayı yapma komplikeye gitmekten çok daha, daha iyi zor. sonuçlar verir. Evet. Yani bu onun için basite doğru da bazen gitmeli. Yani hastaları organize ettiğimizde. Çünkü son zamanlarda gerçekten yani öyle bir genetik çalışmalar isteniyor ki hastalardan onların kafası dönüyor. Yani Türkiye'de yapılamıyor, <laughs> yurt dışına gidiliyor, efendim bilmem şurada 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 dört <laughs> ay sonra geliyor. Yani bir de unutmayalım. Yani bu iş hakikaten zor bir iş. Aileye büyük bir psikolojik yük getiriyor ve ben bilmiyorum sen ne diyeceksin. Kadının ve ailenin inancı giderse zaten gebe kalmaktan korkmaya başlıyor. <laughs> Zannediyorum hani Yavuz da katılacak, infertiliteyle uğraşıyor. Bu sefer bilinç dışı veya bilinçli yani kafada, de çalışıyor. Kadın gebe kalamamaya başlıyor. Kendini korumak için nasıl olsa düşecek diye. Onu da yenmeye çalışıyoruz bazen. Onun için bir de size şey söyleyeyim sevgili Nuri. Yani tüp bebek veya infertilite tedavisiyle uğraşan bizler birazcık böyle hani hepsi de olsuncuyuz. Yani nasıl olsa burada veriler e, genellikle tüp bebek merkezlerinde. Hani ben stajyerleri affedersen alınma olmasın da hani şöyle dedim geçen gün e, bizim e, stajyerleri anlatırken stajyerle efendim bir uzman doğrusundaki fark e, istediği tetkiklerden belli olur. <laughs> Stajyer hepsini işaretler. Şöyle eskiden vardı ya hepsini. Orada zaten karşısında belli oluyor. Öbürsü de doğrusunu hani daha yakını işaretler. Onun için biz böyle şey çok. Yani bir baktığınızda tüp bebek tedavisinde öyle bir şeye başladık ki antibiyotik efendim haperin anti şey antinizi söyleyin efendim aspirin kortizon ne varsa Allah'ın verdiği bir şekilde kullanılan rutin gibi kullanılıyor. Sana sormak istediğim bir şey mesela heparin çok sık kullanılıyor. Ama mesela bir şeyin fazla kullanılmasında zararı var. Yani heparin herkese kullanırsa mesela bazen şöyle söyleyeyim bir çeşit abortusa doğru gidebiliyor. Yani plezantal kısımdan ayrılma ve kanamalar sık görülüyor. Ne diyorsun? Heparin kullanmasını sen de bize ayar ver biraz. Yani arkadaş hepsini kullanmayın. Ey, <gülüyor> <gülüyor> ey tüpçüler <laughs> dikkatli olun diyebilirsin. Buyur. Evet. Yok yok. Yani ona benim haddim değil çünkü. Ben hani işi, Yani anti şey antifosfolipid anti yani, e, sendromuna e, şey yapmaya çalıştım. Hani oraya e, toplamaya çalıştım. Yani ama sevgili Nuri'cim yani antifosfolipid sendromunun Tanısını koyup gerçekten e, antilipit bulmak e, çok nadir bir olay. Bizde hepsi yazılıyor protein S protein C efendim lupus antikorları antinükleer antikor antimiye bızıt diye yapılıyor. Bir de diğer tahlillerde onlardan bir tanesi efendi pozitif çıkarsa hemen e, kadınlara da bunlar. Yani artık biliyorum hani. Siz görüyor musunuz? Ama biz tüp bebekte görüyoruz. Bir tanesi pozitif çıktı mı de pıhtılaşma var dediği anda kadın ağzınla kuş tutsan onu istiyor yani. yani <laughs> doğru. doğru. <onun> için, bilmiyorum. <laughs> Yavuz ne diyeceksin sen buna? Ben, ben hocam sizin dediğiniz şeyi aslında soracaktım. Hasta geldi. Üç kez düşük yapmış. Ve elinde bir test var. Bir tane pozitif değer var. Atıyorum evet. işte MTHFR pozitif oldu. Evet. Hasta diyor ki birisi bir şekilde söylemiş hocam bende futlaşma ilgili problem varmış ee, ne yapacağım şimdi bu hastaya ne yapalım hocam yani ben de onu sana söyledim yani i̇şte, o, o, o yani hocam sene, yani e, o zaman bakın arkadaşlar Nuri de bu işte çok tecrübeli yani büyük bir hastanelerde çalışmış kişi bir de hastanın yani Google'dan veya bir yerden öğrendiğinde mesela bize geldiğinde şunu diyor efendim ben düşük yaptım veya gebe kalmadım. Siz diyorsunuz ki efendim şunlara bakalım size heparin verelim işte şunu yapalım bunu yapalım. Ya ben onların hepsini kullandım. E, yani kullandın tekrar kullanacaksınız. Şimdi burada mesela Nuri Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Yani bu da efendim bir tane düşük yapmış. Gebelik materyaline baktınız. Kromozom anomalisi çıkmış. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani her düşüğün sebebi aynı değildir. Birisinde genetik çıkar, birisinde başka bir şey çıkar. Evet. O zaman bizim bunları yaparken, hani gene dengeleme ve kişiye özel bir e, algoritmaları, bakın hepiniz o kadar güzel anlattınız ki ya dedim hakikaten hani e, müthiş bir şey. Şimdi Recai Bey de sizi Rusya'dan izliyor... Yani o da aman fazla dokunma konuşsunlar dedi. Ben zaten dokunmuyorum dedim. Yani gayet iyi. Recai'ye de buradan <laughs> selamlar. Selamları var size orada. Biz oturup. de çok selam söylüyoruz. Şey Sen Petersburg'dan şu anda bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi burada çok önemli şeylerden biri de aile hikayesi. Çok çok önemli. Burada da zannediyorum genetik problemlerin önemi böyle bir de şeyler var. Hep onu sorarız. Efendim işte... E, aile içinde akraba evlilikleri var mı yok mudur nedir vesaire bunların bir kısmında genetik yapılar iyi olsa bile düşük oranları yüksek olabiliyor o da sub grupsal bir sıkıntı bilmiyorum ona ne diyorsun bu önemli bir şey evet e, şimdi işte onun için dedim ya genetik danışmanlık son derece önemli o soy ağacının bir şekilde çıkması lazım bunu genetikçiler yapıyor ben bir türlü bir soyad çıkarmayı beceremedim yani. Hep eksik oluyor, kötü oluyor, şey oluyor. Bunu genetikçiler iyi çıkarıyor. Hakikaten onların sonunda hani önerdik ya ee, bir tarama yapacaksak da aneuploidileri, X'e bağlıları ve de translokasyonlara hiç bakalım. İşte o o o translokasyonlar, o mikroereide görünen translokasyonlar yeri geldiğinde o kadar önemli oluyor ki birkaç nesilde sessiz kalıp Ondan sonra eşlerden birinde ortaya çıkabiliyor ve de embriyoyu elinize aldığınız zaman embriyoyu düşüren bir genetik nedene yol açabiliyor. Onun için genetik son derece önemli, genetik danışmanlık çok önemli, genetik testlerin bilinçli istenmesi lazım, trombofili testleri genetik testlerinin bir parçası değildir. E, konjental e, şey için söylüyorum. E, genetik analizler için. Yani bunlar mutlaka genetik danışmanlığın arkasından yapılmalı. Sıradan bir e, yazıp da düzen laboratuvarı kağıdına yollanıp işte bu e, şeyleri e, faktör 5 laidenle başlayan o beşli altılı paneller var ya bunlarda biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. E, sadece o panellerdeki işte bir de şöyle laflar var. İki hetero bir homo varsa verelim. Yok abi üç hetero bir homo da verelim. Ya da iki homo varsa bir hetero da. O da aynı şey. Ona da verelim gibi. bunlar Bunları biraz daha düşünerek yapmamızı öneriyorum. Onun için. Şimdi, e, evet çok teşekkür ediyoruz. Yani Bizim gidişat orada. şimdi öyle zannediyorum. Burada önemli bir mesaj da vermemiz lazım. Bunu rekord ediyoruz. Arkadaşlarımızın lütfen önemli bazı şeyler konuşuyoruz. Çünkü burada tabii ben birazcık. Konuştum ama yani soru çok fazla gel yok çünkü her şey çok açık gidiyor nedense yani öyle 80 90 üzerinde katılım var tabi arkadaşlar girip çıkıyor yüzü geçti ondan ötürü mesela şunu da herhalde bir perinatoloji veya bir yönde gebelikle uğraşan riskli gebelikle uğraşan arkadaşlarımızın bu infertilite tedavisi yapan arkadaşlarıyla da çok dikkatli çalışması lazım. Ortak bazı şeyler olacak. Yani perinatoloji toplantılarında da biz olmamız lazım. Çünkü implantasyon olayı bir çeşit erken, çok erken gebelik bir şey. Yani siz implantasyon zamanında bir eksiklik varsa, bir progesteron yetersizse, endometrium iyi değilse, kan akımları bozuksa, lokal immünolojisi bozuksa e, disbiyozis yani mikrobiyotası bozuksa siz bunu alıp perinatologun eline veriyorsunuz. Bakın orada çok önemli bir şey gösterdi. Gebeliğin erken tarafında gebelik olsa bile bir problem iyi tespit edilip öncelik alınmadıysa preeklemsi, değil mi? Erken doğum, gebelik tabii, tabii. anomaliler falan, gelişme geriliği falan. Evet. Tabii. Plazental yetmezlik ablasio plezenta o zaman zannediyorum bu perinatoloji veya bizim infertilite toplantılarında bu şekilde bir e, tartışma yaparsak e, çok 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 önemli bir sonuçlara e, ulaşabiliriz gibi geliyor. E, bilmiyorum artık hani biz zaten özellikle PCO'da bunu kullanıyoruz. Luteal faz desteğini siz tüp bebeklerde iyi yapamazsanız veya çok fazla ilaçlar verirseniz, östrojen çok yüksek olursa, efendim implantasyon aralıklarını değiştirseniz gebelik olmaz veya gebelik olursa düşük oranları artabiliyor. E bundan dolayı bu e, çok güzel söylendi e, şeye doğru da e, gidiyor. Yani arkadaşımızın birisi e, önder sakin kardeşimiz th1 th2 oranı. CD'sin e, ondan sonra pozitif enki vesaire şey yapması konusunda tekrarlayımdan sonra kullanımı, immunitör hakkında görüşleriniz. Yani e, zaten bunlar herhalde sevgili Önder e, Yavuz Hoca tarafından değil mi? Söylendi. E, tabii ki e, burada bir de unutmayalım. Hasta bizden sağlıklı bebek bekliyor mi, arkadaşlar. Hani bilimsellik ve de çalışmalar ayrı. Oradan çıkan güzel bilgilerin hastaların kritik klinik uygulamaya uyumlanması ayrı. Çünkü hastaya biz oturup da hikaye anlatırsak hasta bunu anlamıyor. Kardeşim fazla konuşma hocam ya bana çocuk ver yeter. <laughs> Öyle gidiyor. Biz de aya var, CK gitti iki. Yani şimdi bir de şunu söyleyeyim, benim çok sevdiğimiz sizin de arkadaşımız var. Ee, ben bölüm başkanlığı zamanında veya tabi biz birazcık çatışırdık benim askerlik arkadaşı diye de asistan arkadaşımızdı. Şimdi hastayı da stre strese sokmayayım ben. Çünkü yani kadının tekini alıp iki kere düşük üç kere gelip üç ay klinikte yatırma gibi bir şeyler vardı biliyor musun Nuri? <gülüyor> <gülüyor> de, ya duydum, duydum. Adını söyleyeceğim. Tabii duydum. çok sevdiğim bir arkadaşım. <laughs> evet, Benim evet. şeyim şey, evet. ayrı efendim Azdaya da diye bir, bir şey vardı. Devam metiyonun. Evet. Bir de hastalar mahvolur. Yemek şunu yeme bunu yeme şöyle yapma falan filan. Sonunda hasta Doğursa bile doğurduğuna pişman olup bir daha gebe kalmama gibi giderdi. Kulakları çınlasın. hocamızı. epey mücadele vermiştik. Ee, onun evet. için de bir de unutmayalım. Hastayı lüzumsuz tedavi veya çok zaman geçirirsek değil mi arkadaşlar? Küsüyorlar. Buna drop out deniyor. Gebe kalıp da doğurabilecek insanlar veya çiftler bu küskünlükten Zaman aşımından ekonomik yetersizliklerden dolayı da ya artık Allah ben gideyim dayanamıyorum, çocuksuz kalalım diye de e, şeyler var. E, şimdi vaktimiz oldukça doldu. Bu kısa e, yani ince endometrium hakkında bir şey söyleyebilirsin sen. Çünkü orada PRP ile ilgili bazı çalışmalar var. Bir de ince endometrium hastalarda da takıntıdır. Ya kafasına birisi sokar illaki 8 milimetre olacak. Kardeş olmuyor. <laughs> altıda da olur dediğin zaman aynısı ilgili evet. e, sevgili kardeşim buna ne diyorsun? Hocam e, evet ince endometrium da bir e, problem yani benim şahsi yani klinikte de tecrübemiz olarak bakacak olursak ince endometrium ince endometrium olarak kalıyor. Yani ne yaparsanız yapın bazen ona hiç çare bulamıyoruz. Yani farklı Yani viagra östüryon... versem bile öyle oluyor öyle mi? Yani östrojen preparatlarını değiştiriyoruz, işte yanına femara ekliyoruz, işte ne bileyim e, patch de koyuyoruz, e, analog da veriyoruz falan ama e, belli bir yerden sonra değişmiyor ama e, yani PRP belki değiştirebilir gibi. Yani literatürde de... Bir de açımdan... Yani onu araya söyleyelim, GCF ile ilgili o yayında veya çok yayınlarda da eğer e, GCF'i iki kere veya bir kere bazen şey oluyor ama çok dikkatli olmak lazım. Bu Hı. belli yönde yeni damarlanma yapıyor bu iş. Yani evet. ne Çok erken embriyo transferi yaparsanız o neovaskülarizasyon sanki içeri baktığınızda bir e, belki e, şey yapıyor. Yani bir endometrit gibi bir görüntü oluyor. Onun için o işlemden hemen sonraki ay değil de bakarak yapmak iyi. E, belki şey yapıyor. Bu da tin endometrium. Evet. Yani Standart da yoktu hocam oğlum zaten. Bence. Evet e, yani. E, e, e. Ama yine yani, yani, yani bir de ha onları konuşuruz da onlar hani verilme işlemleri e, hani özel şeyler bunlar. Ama baktığınız zaman da e, yani hastaları Google'dan veya doktor olarak bizler eğer kafalarına bir şey sokarsak onu silme çok zor. <laughs> Yani bir psikolojik yaklaşım ve terapi gerektiriyor. Çünkü çoğunda da bizim psikolojimiz bozuluyor. Bazen yani toleransımız olmuyor. Onları da bozuyor. Onun için hani çok dikkatli olmak gerekiyor. Hocam Nuri kapatmaya doğru gidiyoruz. Başka soru çok yok. Çok güzel bir toplantı oldu. Şey Yavuzcum sen söyleyeceğin bir şey var mı son? Ekstra bir şey yok. Belki yani Nur Hocam'a ek olarak septumlarla ilgili kısım belki bizim de sık ilgilendiğimiz bir e, problem olarak karşımıza gelebiliyor. Şimdi septumla ilgili belki uzun bir süre e, septumları insiz etmek mantıklı gibi gözükürken 2021'de bu Rikken'in çalışması biraz kafaları karıştırdı gibi gözüküyor. RCT olarak çıktı ama e, daha sonrasında onunla ilgili bir e, komentari var muhtemelen Fertilis seride olması lazım. Orada da dediler ki normal kavite bulgusu olan hastaları daha fazla dahil etti Rikken çalışmasında. O yüzden aslında bir underestimate oldu gibi çalışma sonucunda. Yani aslında septumu insize etmek sanki yine de fayda sağlar gibi ben de kişisel olarak düşünüyorum. Evet. Yani burada tabii gerçekten septum özellikle hani olayı iki yönden görelim. Yani tekrarlayan implantasyon başarısızlığı da olabilir septumlarda. Çünkü nereye implantı olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz. Son zamanlardaki çalışmalar gösterdi ki mülleriyen anomali olması uterusun bir şekilde gelişmesiyle ilgili bir problemle birlikte endometriumun normalliği bozan bir iş. Yani miyometrium, endometrium ve de bazen de overler bile bu mülleriyen anomalilerde bir yönde etkilenebiliyor ondan ötürü bu ayrı bir çalışma konusu olabiliyor. Bundan dolayı da mümkün olduğunca hani çok dikkatli yapılarak iyi ellerde semptomun özellikle hani biz düşükleri bekleyelim arkadaşlar sonra olsun veya gebelik olmasından ziyade yani elinizde fırsat varsa hastayla danışılarak bunları ortadan kaldırmak fakat çok fazla elektriği Elektrik kullanmamak lazım. Yani bunu da lütfen söyleyeyim çünkü e, belki hepiniz duyuyorsunuz. Bazı arkadaşlar çok fazla septumlar veya işte incürüler elektrikle yapıp, sonradan normal endometriumu da e, tamamen adezyonlara veya probleme gitti. Yavuz biliyor bir büyük bir olay var bizde. Bir de şeye çok dikkat etmek lazım Yavuz. Bu son zamanlarda bu T shape diye ortalarda çok evet. fazla Ameliyatlar olmaya başladı. Onu da çok dikkatli edilecek. Çünkü t diye elektrikle çok şey yapıldığı zaman hani dikkatli yapılmazsa çok derin giderse kanama olursa bu sefer hani genişleteceğinize adezyon formasyonu yapıp gebelikleri düşürebiliyorsunuz. Evet Nuri'cim sen de son sözü senden de alalım. Çok teşekkür ederim. Benim herhangi bir ilavem yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim bir iki tane slaytım vardı, ondan bitirelim. Ee, görünebilirse. Şimdi şu recurrent implantasyon yetmezliği bir facts mi or fiction mı? Gördük ki bazılarına göre fiction, bazı hastalara göre de olabilir Yahut da bir gerçektir. Bunu da bilim adamları bilimsel gerçekler doğrusunda e, elinizde bilgi varsa doğru yolu kişiye özel olarak bulacaksınız ve tıbbın da bir ustalık ve sanat olduğunu gösteriyoruz. Diğer bir şeyde ise ikinci slaytı alayım. Yani burada şu slaytımı ben hazırladım çok severim. Yani herhangi bir iş gerçekten bir değer katıyorsa yaptığınız işlem yani amacınıza yani gebeliğe düşük olmamasına o zaman çok çok iyi. Fakat Burada çok önemli bir şey çıkıyor. Ee, yani bunları yaparken kamuoyu da insanlar da yani bileklerimi keserim ya sen doğuracaksın böyle filan diye gittiğimiz zaman e, biz sadece bir şeyin olmama olasılığını arttırıyoruz düşükle. Bir şeyin de olma olasılığını arttırıyoruz gebelikte. O zaman yaptığımız işlem gebelik oranını arttıracak düşük oranını azaltacak. Çünkü bazen bunlar birlikte gidebiliyorlar ve maalesef doktorlar yine e, suçlanıyorlar. Parayı takip ediyorsun, bize böyle yaptın. Hatta bazen de değil mi? Üzerimize yürüyenler var. E bunun da çok önemli sebeplerinden bile kişilere biz gereğinden fazla bir şekilde ümit verirsek bilimsel doğrularda tabii onları bir taraftan üzüp de korkutarak büyük bir probleme sokmadan doğruları onlarla bir şey olacak çünkü ne kadar beklentiyi çok arttırırsak sonuçta bir çeşit üzülme ve reaksiyonda ortaya çıkıyor. O zaman ben çok çok teşekkür ediyorum yani ben hakikaten çok zevk aldım bu toplantıdan Yavuz çizgilin sizlerle yani ben Yavuz'u çok tanımıyordum. Burada görünce çok hoşuma gitti. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nde de lütfen orada görev al. arkadaşlarla birlikte senin peşine gireceğiz. Zaten Nuri bizim sevgili kardeşim Karaya gelmiş. Eee onunla da her zaman hem bilimsel hem de dostsal olarak o görüşeceğiz. Bu arada sayın başkanımız Recai Popuççu'nun size çok selam var. Ayrıca bütün yönetim kurulu üyelerini de burada görüyorum. Hepsi sizlere beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyor. Bundan sonraki toplantı ve kongrelerimizde de birlikte olmak dileğiyle e, herkese iyi akşamlar diliyoruz. E, yakındaki webinarımızda buluşmak üzere. Ayrıca da i̇yi şunu akşamlar. söyleyelim, bizim iki <laughs> tane şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi e, Nisan ayı başında. Yok Mart, yok Nisan başında Azerbaycan'dayız. Belki e, sizlerde beraber olabiliriz. Ayrıca da 18-19 Mart'ta da Urfa'da bir bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu üreme tıbbı günleri var. Bu da yeni başlattık. E, bütün arkadaşlarımızı e, da davet edeceğiz. Beraber olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi, İyi uykular. İyi akşamlar. <laughs> Güzel uyuyun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. rüyalar. Bay <laughs> bay. İyi akşamlar.